Selamun aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Bizler de soracak olursanız Allah çok şükür bizler de iyiyiz canlarım. İnşaatımız devam ediyor. Ramazan günü daha çalışıyor arkadaşlar. Saat 6.30'a geldi. Çayını emmişim bir kere. Videom biraz geç kaldı. Her zaman da aynı kişileri çekmek istemedim. Duran gel şunu bir koy sen. Ben de yemek pişiriyorum arkadaşlar. Yemeği pişirirken sizlere bir yemek videosu yapayım dedim. Başta okuldan mı bir pişireceğim o ölçü? Ben ayarladım. Sen sadece kilisine gireceksin. Bildiğin yerlere. Ramazan'ın da videosunu açtıkça arkadaşlar. Reklamını koysun Turan. Ramazan daha çalışıyor. Gerçi çalışmasa da bilemiyor arkadaşlar reklam koymasını. O yüzden reklamını biz koyuyor. Videosunu Ramazan çekiyor. Becerdiği kadar çekiyor. Beceremediğini de ben bildiklerimi ben yardım ediyorum arkadaşlar. Yani ben bilirken de başkasına götürmeye gerek yok. Etin pişti arkadaşlar da pilavımı pişireceğim. Kırmızı et doğradıydım. Akşamdan çıkardım, hazırladım, doğradım. Dolaba koydum arkadaşlar. Onu düdüklüye aldım, pişiyor. Şimdi de ben pilavımı pişirirken de sizlerle görüşürüz canlar. Devam ederiz. Artık mavi yandı mı? Dikkatli ona bak. Ben pilavı pişireyim de. Şimdi üşüdüler. Bir de sıcacık çorba yapayım arkadaşlar. Hey! Bir dakika. Bana bak diyor. Yok. Ne? He? Ne oldu? Tamam attım ben attım. Videoyu attım mı diye soruyor arkadaşlar. Videoyu da attıydım. Pilavım da şurada bitsin. Ramazan'da bayağı bir videoyu atıyor. Bazen atamıyor, uzaklaşıyor. Elinden geldiği kadar bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Hı? O zaman şeyi kapat, mobil ver. He. Bir de şöyle arkadaşlar. Ayşe Görümcem'in evine gelen misafirler varmışmış geçen. Allah razı olsun. Bana bir ağaç kaşığına spotara getirmiş. Hediye. Allah razı olsun. Düşünmüş, getirmiş. Bunlarından da yemeğimi pişireyim. Bundan yemeğimi pişireyim. Bundan da bazı mamineğimi döndüreyim arkadaşlar. Benim de vardı zaten. Aldıydım ben. Bu ohlayla dahım satılırken aldıydım. Ohlası bundanı. Bir de ağaç kaşığı olmalıydı. Üçünü bir dahım aldıydım. Bir kendim aldım. Tahım. Onu da bozdum. Kullanıyordum. Bazıma ohlasıyla da bazıma ediyordum arkadaşlar. Dün de gerçekten yorumlara cevap veremedim. Bazısına verdim. Bazısına veremedim arkadaşlar. 11'e kadar hastanedeydim ben. Gerçekten biliyorsunuz hani konuşmamdan da belli. Daraldım. Üşütmüştüm. Nefesim neyim çıkmıyordu akşam. Serum taktılar. Kan aldılar. Ondan sonra hava verdiler. Eve geldiğimiz kaçadı Duran? 11 miydi? 8'de gittik, 11'de geldik arkadaşlar. Ramazan götürdü. Soğuğa dayanamaz o, biliyorum ben. Kansız olduğundan, çay çok kullandığından sigarayla. O irken geldi, ben de serum dahiliydi. Çayınla Duran'ı salmış. Çayınla Duran da gelince bir de Duran'a sıra aldım arkadaşlar. Duran da rahatsız, üşütmüş, grip, gözlerinden su geliyor.
nezle, boğaz enfeksiyon yapmış. Benim bir de ayağımda çok ağır bir ağrı var arkadaşlar. Hiçbir şeyden atlamadım, bir şey yapmadım. Niye böyle ağrıyor onu da anlamadım. Aslında ben akşam ona gittim. Kız duran sesini. Onu da doktor kan alalım, bir hava verelim. Ciğerlerini üşütmüşsün sen dedi bana da. Ondan sonra hava verdiler. Bayağı bir rahatladım. Ama orada rahatladım da eve gelince biraz sonra yine aynı oldum. Bir iki saat sonra. Bugün de yine iyice sıkıştırıyor. Sanki kalbim yerinden çıkacak gibi ağrıyor arkadaşlar. Yani akıyor. Gerçekten çok ağrısı da ağrı da var. Hiç kalkmadan yatmak istiyorum. Hiç uyanmamak istemiyorum. Onda bir yemek yapayım arkadaşlar ben. Pilavımın üstünü, pilav üstü et yapayım. Bir de çorba pişireyim. Sütlacım var, yoğurdum var, pekmezim var. Onunla, çoluğunla, çocuğuna atıştıralım. Hep beraber yapalım videomda. Bugün yemek videosu olsun. Gerçekten bayağı bir abonem gelmiş. Hepsinden Allah razı olsun. Rabbim ne muratları, ne dilekleri varsa versin. Beni hiç yalnız bırakma oğullar. Her zaman yanımda olduğunuz, her zaman da yanımdasınız. Ben bir pirincimi karıştırayım canlar. Of diye Allah, koş koş. Gerçekten nefes alıp verirken yani zorlanıyor, daha zorlanıyor. Yani insanı gerçekten taşıyan nefes. Sağlık. Rabbim herkese can sağlığı versin inşallah. Böyle pirincim de kızarmış. Aman şehriyemle kızarıyor. Bunu bizim evde gerçekten çok seviyorlar arkadaşlar. Akşam ezanı okunuyor. Size şöyle sessizce ezanımızı çekeyim canlar. Akşam ezanımız da okundu canlarım. Sizlere ezan sesini dinletmeye gerçekten seviyorum. Ezan sesine hasret kalan yurt dışındaki takipçilerim var. Gerçekten çok iyi oluyor. Sıcak suyumu da hazırlayayım arkadaşlar. Bunun altını kısayım. Ancak duşlarını alana kadar, banyolarını yapana kadar dinlenir, pişer. Ondan sonra da girik.
et olduğu için üstünde kınar atmayacağım arkadaşlar. Zaten atmam bayağı da pilavımın üstüne. Suyumu alayım dokuyup. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, pilavımın kapağına kapatayım. Kendi kendiliğine dinlene pişsin. O pişerken biz de sizlerden aşağıda biraz daha çekim yapalım. Ramazan ne yapmış bugün? Onları göstereyim sizlere. Kendinize iyi bakın canlarım. Biraz sonra aşağıda görüşürüz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, Ramazan daha soğaya devam ediyor. Benim şu anda geçeyim. Yürüyeyim mi Haç? Cıvıttın mı iyice? Dedin ya su dok diye. Acı yiyecek bir şey damlattı. Ben mi şu kadar doktum? Niye böyle su gibi oldu yani? Haşın iyiydi, sen de azıcık su dok deyince. Ben ne bileyim arkadaşlar, birkaç kere haş mı yaptım? At. Oradaki koyu da onunla karıştırılmış. Bu da beni amele gibi şey diyor, amele sandırıyor herhalde. Yok mu başa? Ne? Haş. Yok. Buranın üstüne bir sıra daha gidecek mi buranın? Üstüne bir sıra daha gitmezse olmaz. Alça oluyor. Atlaya ne bir sırası? İki sıra. Şuraya düşük mü olur o zaman? He? Düşük mü olur orayla buraya? Buraya düşük olur. Bura. İşlik olmaz mı? Nasıl işlik? Oradan buraya mı geçmeye? İşlik olur. İşlik olursa? Zaten bir... Yatak odası olacak akşamdan akşama. Arkadaşlar biz buranın üstünü bu sene normalde örterim diyor. Seni Allah nasip ederse bunun üstüne birkaç daha çıkacağız. Kendimize odamız yok biliyorsunuz. Yatak odası yapmayı düşünüyor. Sizin fikirlerinizi alırız. Fikir her şeye açık. Yazabilirsiniz. Ne olur olmaz. Çok da güzel olur. Pirket var mı ya? İşte kaldı pirket, mı daha? Pirket gitmiyor. İki sıra dolanmaya pirket gitmiyor mu? İki sıraya yeter de. Sonrasına. İki sıraya yeter pirket. Yani sonrası zaten alınacak. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Bugün burayı yaptı Ramazan Usta. Şahin, Duran,
üçü. Buranın altı ahır, üstü o da olacak he. Şöyle, şu mutfağın penceresinin olduğu yerden kapı açacak. Ama o zaman mutfak karanlık olmuyor mu? He? Mutfak karanlık olmaz mı? Pencere mi açacaksın o zaman şu yandan mutfağa? Burayı şöyle büyük canes üstünü de örttürüp üstüne bir kat daha çıkmayı düşünüyor. İnşallah Allah nasip ederse tabii ki. O zaman bunun üstüne seninki sırada mı dolanacaksın? Şura nasıl olacak ha peki? Şura? Şura nasıl olacak ya? Şura. Nasıl o şekil duracak? He. Bir hedef geliyor zaten. Şurayı uçurup gittin mi öreceksin ya? Evet. Şurayı. Nasıl olur arkadaşlar sizce? Güzel olur bence, iyi o da olur. Nereye uçura uçura sandın? Neyse, sağa sola. Burayı yaptıktan sonra fazla uçacak bir yerin kalmadı. Bildiğimizden burana uçuruyor, yapıyor, uçuruyor, yapıyor. Ama burayı kapattın mı başka ne uçuracak ne de bozacak yerin kalır. Buranın üstüne iki tane iki katlı bina bitirdim. Böyle olsa çabukça bitiyor. Ya yeni yapıyla eski yapı bir olur mu? Burası eski binaydı. Buraya adam bir de nadir öldük. Böyle de tertipli düzenlidir. Malzemesini akşamdan tertemiz yıkar. Sabahla tertemiz korur. Böyle bırakalım sabahına kıralım yeniden alalım ama. Kırılır mı da? Çırpa çırpa kırılır. Hı-hı. Biliyorsun sen bunu. Burası iyi büyük olmuş ama biliyor musun döndürünce duvarını. Burası iyi büyük oda da olur he. Burası iyi büyük oda da olur üstte. Olmaz mı? Olur. Duran! Ne ordu çay ne ordu? Burada mı içeceksin? Ben geliyorum. Vallahi mutfağın şeklinden düz olmuş. He? Mutfağın şeklinden düz olmuş. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar? Mutfağın şeklini de göstereceğim sizlere. Görünürse karanlık belki de. Ön tarafıyla yan tarafı güzel olduydu da mutfağın örülüşü. Şöyle. Mutfağın bu yanını. Sanki şura kambur olmuş gibi Ramazan. Şura kambur olmuş gibi. Şöyle yatık gibi duruyor şöyle. Nereye? Şu yüzü. Nasıl yatık gibi? Bak iyi dikkatli bak hele. Buraya bak. Dip çekmedik ki. Vallahi senin kapıların ağzına koyduğun ne? Havas. Senin kapılar oraya ne konulur normalde? Lenton. Ha senin lenton daha güzelmiş. Buraya göre lenton yok ki. Nasıl yok? Olmaz olur mu? Olmaz. Büyük bura. Kapısı da aşağı doğru büyük, yukarıya doğru dar mı? Nasıl? İyi bak. Aşağısı geniş. Yukarısı dar. Yukarısı dar. Niye öyle oldu?
şu ikisi bozuyor. Kapıyı nasıl da ayarlayacaksın o zaman? Ben ayarlarım. Su varken ayarlanacak bu. Vallahi hastayım senin yaptığın inşaata. İçinde yatmayacağım ki bunu. Vallahi. Bunun içinde şey duracak hayvan. Hayvan duracak da yarın bunun üstüne çıkarken de o da böyle şekilsiz olmaz iyi. Olmaz ya. Ne? Üstüne beton atılacak daha bunu. Yoksa atırdık önce içeride ben burada durmam mı diyecek. Ya niye durmam diyecek. At burada duracak da vallahi o yanda mı duracak? Güzel canez olmuş, ellerine sağlık. İçi daha büyük, görüyor musunuz arkadaşlar? Şöyle. Kalasın olduğu yer, ışığın olduğu yerden bu yanına. İçeriden büyük oldu burası. Çoğu içeriden büyük oldu burası. Bugün de burayla uğraştılar arkadaşlar. Ben de çorbalarını, yemeklerini, çaylarını yaptım. Elimden anca o kadar geliyor. Lambanın ışığı da ne kadar güzel vuruyor. Burası da benim mutfağım. Biliyorsunuz. Bu evin önceki haliyle sonraki halini de biliyorsunuz. Tabii ki bakarsan bağ, bakmazsan dağ diller. Baktın mı bağ oluyor, bakmazsan dağ oluyor. Şuralara bir çiçek ekeyim de sen de bak. Ramazan buraya da çiçek ekeceğimmiş arkadaşlar. Üzüm atacağımış, asma üzüm. Şöyle kenarlara. Bak, bana bir ocak yap da öyle yap. Buraya ocak olmaz. Nasıl olmaz? Nereye olmaz. Olacak ya? Bura ocak olmaz. Hele hele su attıktan sonra burayı sıfakın tuğla koyayım da bir şey yakayım değil mi? Hem ocak yaktırmaya izin vermiyor. Her şey de tüpte olmuyor ki. Sos tüpte yapıyorsun, melemen yapıyorsun. Zoba koyulacak burada. Zoba. Ha. Eski bir tane zoba bulunacak. O konulacak şu köşeye ya da şuraya. Bizim eski zobamız vardı, ne yaptın? Üstünü çıkarttırdık da geçirme mi yaptıydık? Hmm. İşler böyle arkadaşlar. Her işi tüpte yaparsan ertesi buna tüpü bulamam. Bundan sonra altından çakmağına yakmaya başlar. Neyi? Pakırın altını. Geçen 9'da bitti ama koparaktan gittin, değiştin geldin. İşte her şeyi tüpte hallettiğinizden oluyor. Neyi? Çapa çapa bitiyor. Nerede halledeceğiz ya? Çayı nerede neyim halledeceğiz? Çayı tüpte pişer. He başa? Ondan sonra yemek. Şuraya bir zoba vurulur. He. Yemek olsun, başka bir şey olsun. Zoba da pişer. Teşkilatın aşağıda olması gerekiyor öyle. Yağın, salçan, biberin, tuzun, suyun. Su zobada kızar. Su zobada kızar, tamam. O zaman bana şuraya iyi bir zoba yer ayarla. Sobayı da nereye ayarlayacağımızı şaşırdık. Şahingil'in odasını hazırlanacak mı? Daha yok, o çocukların sobası takım alınacak. Bizim sobamız var da. Bakalım Allah büyük. Oraya bir uzun soba, kömür sobası alınacak. Akşamdan akşama fallattırmaya. Mamcam. Burada. Bir de gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Bir dakika, bir işim var. Nereye gidiyorsun lan? Gir de geliyor, kapıyı ört. Kapıyı ört de geliyor kapıyı. Tamam mı? Hava yağışlı, bir şaraba gitme. Gidip geleceğim, iki dakika işim var. Ramazan'ın dediği işler böyle arkadaşlar. İzleyicim de sormuşmuş, burası lavabo mu diye. Burası giden ev sahibinin tuvaletiydi arkadaşlar. Onlar gittikten sonra pek kullanılmıyor gerçi de. Biz yukarıyı kullanıyor. O zaman ne diyelim arkadaşlar? Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Güzel Rabbime emanet olun. Yeni yeni katılımcı abonelerim için Allah razı olsun. Ne muratları ne dilekleri varsa versin inşallah. Kendinize iyi bakın canlar. Görüşmek üzere. Hacer'in Köy Hayatı kanalına abone olursanız, bol bol yorum yaparsanız, reklamlarımı atlamadan izlerseniz, yaptığınız yorumları kendi aranızda beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Çocuklar cama vuruyor.